Tekrar merhaba. Bu dersimizde tarih ve zaman operasyonlarına devam ediyoruz. Burada biraz daha farklı özelliklere daha bakıp benzer şeyler yapabiliriz. Birazdan inceleyeceğiz yani. Öncelikle ben temel bir print line yapısı kurmak istiyorum. Tabii dikkat ederseniz bu sefer iki tane import tanımladım. Bu da farklı bir kullanım örneği olarak görmeniz açısından böyle yaptım. Bunu da kullanabilirsiniz. Her ne kadar bunu tavsiye etmesem de hani şu şekilde scope'lar açıp yapmak daha temiz bir çalışma. Her neyse, şimdi ben bir nesne tanımlıyorum. Bu nesnenin adı X olsun. Bu bizim print line'ımız olacak. Nedir bu? Mesela fmt'nin print line function'ını ben X'e atadım. Artık sadece X'i kullanacağım. Ekranı bir şey yazdırmak için. Mesela şöyle. Time now. Mevcut zamanın bilgisini aldım. Ve X'e now'u gönderdim. Ve bunu çalıştıracağım. Şöyle go run diyerek çalıştırdık. Bakın. Mevcut zaman bilgisini aldım. Ve ekrana yazdık. Şimdi araya bir reklam koyalım şöyle. Ondan sonra bizim bilgilerimiz karışmasın yani. Şimdi bu elde ettiğimiz veri üzerinden bilgileri ekrana yazmaya başlayabiliriz. X diyorum. Yukarıdaki verimiz neydi? Now. Now year. Yıl bilgisini aldım. Ondan sonra şöyle birkaç tane yapayım. Başka neler koyabiliriz, gösterebiliriz burada. Month ve gün bilgisi. Ondan sonra saat bilgisini gösterebiliriz. Minute, second. Bunların hepsini buradan elde edebiliriz. Sadece tek bir zaman bilgisi üzerinden. Second diyorum. Hatta nanosecond'ı da alalım. Yerimiz var burada. Bir de location bilgisini aldım. Bu function'lar üzerinden. Bunları ekranda göstereceğiz. Clear. Evet. 2018 November 23 12 12 nedir? Saat. Buradaki saat. 53 şu an dakika, minute üzerinden aldığımız. 8 second'mış. Nanosecond ise buymuş mesela. Bir time nesnesi oluştururken bunları elle de verebilirsiniz. Daha önceki örnekte yaptığımız gibi. Bakın şuradaki mesela second bilgisini aldık. Nanosecond bilgisini aldık. Second da buymuş mesela. 12.53 şeklinde. Ve location olarak da lokal değerini aldık. Devam ediyorum. Daha önceki örneğimizde yaptığımız gibi buraya mesela weekday bilgisini de alabiliriz buradan. Onu da elde ettik. Şimdi daha önce göstermediğim bir kullanım inceleyeceğiz. Mesela elimizde bir tane daha veri olsun. O da şöyle olsun mesela. X time olsun bu. Önce ya da sonra önemli değil bu. Bu sizin tercihiniz. Time'ın date'i ile ben bir tarih oluşturacağım. 1071 olsun bu. Şöyle 10 11 diyorum. 11. Diğerleri de önemli değil. Bu saat, dakika vesaire bir şeyler veririz buradan. 25 mesela nanosecond. Buna 0 verelim. Hiç veri girmeye gerek yok. Ve UTC olsun. Location olarak da. Ondan sonra bunu ekrana yazdırmayalım. Direkt kullanacağım bunu. Herhangi bir sıkıntı var mı? Sıkıntı kullanmamakla mı ilgili? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane daha vermem gerekiyor. Eksik parametre girmişim. Evet. Şu an X time hazır. Şu an kullanmadığım için hata veriyor.
Burada ne yapabiliriz? Şimdi elimizde bir tarih var, bir de başka bir tarih var. Bunları birbiriyle test edebiliriz. Yani A tarihi B tarihinden önce mi sonra mı? Ya da bunlar eşit mi? Yani bunlar aynı tarih mi? Gibi bir kontrol yapabiliriz. Tarih karşılaştırma da denebilir buna. Ya da kontrol ya da test, birbiriyle test edip etme işlemi denebilir. Ne yaparız? Öncelikle benim x'im var burada. Diyorum ki benim şu an oluşturduğum x time adındaki tarih acaba şu anın yani now bilgisinden önce mi sonra mı? 1071 tarih. X time diyorum. X time nokta before. Bu bir sorudur aslında. Önce mi demek? Now bilgisini veriyorum. X time. Buna da after diyorum. Sonra mı? Bunlar true ya da false değer dönecek. Bu arada. Ya da equal mu? Eşit mi? Şunları kapatıyorum. Kalabalık yapmasın artık. Evet. Go run main.go dedik. Bakın true. Neydi true olan? True, diğerleri false. Before. Yani bizim x time bilgisi 1071 olarak oluşturduğumuz tarih now bilgisinden yani şu anın tarihinden önce bir tarih. Bunu 2071 yaparsak şöyle, şimdi de sonra dedi. Artık birinci yani before true değil, aksine after true olarak geldi. Yıl olarak 2018 desem tam tarih değil. Ama bunu denemek istiyorum. Sadece yıl denemek istiyorum. Bakın gene önce bu. Bu şekilde tam tarih verene kadar gider. Bunları test edebilirsiniz. Aynı zamanda şurası şöyle açıklama satırı olarak kalsın. Ve devam ediyorum ben. Peki başka ne yapabiliriz? Bir fark alabiliriz. Now bilgisi, now içerisinde sub var. Diyorum ki x time'ı x time ile mevcut yani now arasındaki fark nedir? Bana bunu söyle. Ve diff'i ekrana yazıyorum. Aradaki fark bu kadarmış. İlginç. Saat, dakika, saniye, bunların hepsini veriyor aradaki farkı. Ne kadarlık bir zaman farkı varmış diye. Bunu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz diff'i. Diff üzerinden hours. Mesela biz burada hours'u görüyoruz ya. Onu elde edebilirsiniz. Ya da minutes dersek ya da seconds dersek saniyeleri alırız. Ya da nanoseconds dersek nanosaniyeleri alırız. Gibi gibi. Şimdi bunları tek tek alalım. Bakalım. Bakın 1029 yukarıda saatti zaten. Hour. 36 burada neydi? Minute sanıyorum. Hour minutes. Orada farklı bir değer gösteriyor. Orayı anlamadım. Kullanmadım daha önce bunu. Yani herhangi bir uygulamada. Nanosecond. Nanosecond bilgisi de en son olarak alabiliriz. Tabi isterseniz ekleme de yapabilirsiniz. Herhangi bir saatin add function'ını kullanarak bir different'ı ekleyebilirsiniz mesela. Bir farkı ekleyebilirsiniz.